Farklı olmalıyım, herkesten farklı. İnsanı insan yapan farklılıklardır. Oturaklara bile aynı oturan insanlardan nasıl sanatsal şeyler bekleriz? Peki yaşamak? Yaşamak nedir? Gene başladı. Şu kulağa kıyafete bakana bak. Cahiller! Yaşam felsefemi kıskanıyorsunuz. Bu kadar cahilin arasında bir hanımefendinin durması güzelliğinize etki edecek. Buyur birader. Siz aldatmacı bir sahtekarsınız. Şu fani dünyada ne de zor güvenmek. Ne diyorsun birader? Abbas Danza. Köşedeki sandalyeme çekilip düşünmeye ihtiyacım var. Beni rahat bırakın. Okudum, unuttum, gördüm, hatırladım. Yaptım, öğrendim. İsterdim ki bıyıklarımız kapışsın. Ama görüyorum ki kösesiniz. En zoru da ne bilir misin? Ben de bilmiyorum. Abi bunun cidden sıkıntıları var. Köyünden s**la koyun. Erkemden konuşan önümden yürüsün. Neyse, buradaki ilham havası bitti. Ben nefes almaya çıkıyorum. Biraz huzur ve esenlik. Gidip amcam beyefendileri ziyaret edeyim. Merhaba babamın kardeşi beyefendiler. Nasılsınız? Pek hoş geldin diyemeyeceğim ya Hazretçi. Hakkında kötü duyumlar alıyorum. Hepsi yalan. Sanat ve ilham düşmanlarının kumpası. Kumpas mı değil mi bilmem ama kahvede Vito'nun yeğeni gay diye adım çıktı. Yaptığın şeylere devam edersen adamların götüne süngüyü sokacak. Fikirlere süngü işlemez amca beyefendi. Süngü fikrine değil götüne girecek. Hepiniz aynısınız ruhsuz maddesel varlıklar. Ben gidiyorum. Dışarıda sanata susamış bedenler var. Şu mahalle bakkalı Alanca'ya da söyle bir süt iki ekmek bıraksın. Yavuzici. Yavuzici. Biraz gidip meydandaki insanlara ilhamlarımdan sunayım. Ne bir yar, ne başka diyar. Göçtü gitti buralardan sonbahar. Lan in masadan aşağı varıp durma. Kimse sanatıma engel olamaz. Sanat düşmanları.